Kutlama esnasında zaten bu olay oldu. O anda işte itibaren zaten hastanede yaşam mücadelesi verdi. 10 günden itibaren hep umudumuz yani bir iyileşsin diye bekledik. Maalesef yani olmadı. Hastanede hep bilinci kapalıydı zaten ama yani yaşam belirtilerini kaybetmedi. En sonunda zaten vücudu zayıf kaldığı için doktorların bütün çabasıyla şeyle maalesef işte hayata döndüremedik. İşte zaten ilgilenen pek fazla da olmadı şey olarak ya. Benim bacım gibi birkaç kişi daha oldu o zamanlarda. Vefat eden aynı 2 gün sonra vefat eden kişiler vardı. Yani sorumlusu kim? Yani bu kadar milletin elinde ne diye silah var? Yani bu silahlar eğer ruhsatlı olsaydı benim şu anda balistikten çıkan eğer şeyler şu anda bulunmuştu. Demek ki çok şey var yani dışarıda. Silah var öyle kaçak uçak yani. Yani devlet de aslında buna biraz şey yapması lazım yani ilgilenmesi lazım bu durumlarda. Ya bu olayların yaşanmaması için aslında yani halk olarak da biraz duyarlı olması lazım. Şehirde sen böyle sokak ortasında gidip silah sıkmanın ne anlamı var? O silah mermileri nereye düşecek? Tarla değil ki buralar. Bura hepsi mahalle. Bura hepsi kapalı alan. Sokakta gezen var, damda olan var, dışarı şeyden var, küçük çocuklar var. En büyük sorumlusu aslında halkın biraz duyarlı olması lazım bu konuda. Ya devletin işte o anda önlem alması lazım. Yani dışarıda en azından söylemeleri lazım. Kutlamalar böyle yapılmaz. Kutlamayı yapmayın. Silah sıkmayın. Polislerin mesela bu şekilde yani millete şey yapmaları lazım. Tedbir almaları lazımdı. Yani bu şekilde eğer tedbir alınsaydı biraz daha belki yani benim kendi fikrim yani. Belki bu şekilde olmazdı. Bu zamandan sonra artık görüşme sağlayacağız. Neden yani? Neden bulunmadı? Neden bu olay nasıl oldu? Nasıl yapılmadı? Nasıl oldu? Yani ilerleme sağlanmadı ne diye soruşturmamız lazım. Peşine düşmemiz lazım. Devletin buna bir ceza konulması lazım. Ben zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Yani devlet bu konuda diyebilir. Böyle silah sıkanın veyahut böyle şeyin böyle cezası olması lazım. Yani bunun önlemi bu şekilde zaten alınır. Silah, ruhsatsız silah yakalanıyor, silah sıkılıyor. Yani ama sen buna ceza vermiyorsun ki. Alıyor, öbür taraftan tekrar salıyor. O adam daha da güçleniyor. Ya bu saatten sonra ben talep etsem dahi benim kız kardeşimi geri getirmez. Ama bu olayların önüne geçilmesi için yani devletin daha böyle ağır ceza getirilmesini istiyorum. Yani ağır ceza getirilirse zaten o silahı taşıyan kişi ona nazar eden biraz daha dikkat etmesi lazım. Biraz daha dikkat eder, biraz daha sorumluluk taşır. Yani bu şekilde olduğu zaman yani başkalarının canı yandı, bizim canımız yandı, daha niceleri canı yanar.